Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 13 Haziran Perşembe günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile S-400 gerilimi, yeni askerlik sistemi, kabine toplantısı ve Beştepe'deki sürpriz görüşme. Ankara gündemi bir hayli yoğun ancak sıcak başlık sınır ötesinden. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktasına Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden havan saldırısı düzenlendi. 3 asker hafif şekilde yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırının kasıtlı gerçekleştirildiğini duyurdu. Suriye rejim güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde kontrol ettiği As-Sahariyah bölgesinden 3 kilometre mesafedeki Zaviyah Dağı bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 numaralı gözlem noktasına 35 havan atışıyla saldırı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında kasıtlı olduğu değerlendirilen saldırıda 3 asker hafif şekilde yaralandı denildi. Üst bölgesinde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı hasar gördü. Yaralı personel bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye'ye getirilirken saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimler bulunulduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlenen saldırının kasıtlı olduğunu söyledi. Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, saldırılar sürerse gereğini yaparız dedi. 10. gözlem üssümüze, misyonumuza yönelik de bir saldırı oldu. Yani havan atışları oldu. 3 tane askerimiz hafif şekilde bundan etkilendiler. Ama bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz ve Rusya ile de bu konuyu da görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse gereğinde yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın ve rejime de burada özellikle bu saldırıların durması için Rusya'nın ve İran'ın garantör olarak gerekli baskıyı kurması gerekiyor ve garantör ülke olarak onlar da sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır. Aksi takdirde bu gerginlik devam ederse İdlib için de Suriye'nin geleceği için de siyasi çözüm açısından da ciddi bir felakete dönüşebilir. Konuya ilişkin Rusya'dan da bir açıklama var. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri Ankara'nın yardım istemesi üzerine Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Rus uçaklarının Türkiye'nin isteği ve verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlere bombardıman düzenlediği belirtildi. Açıklamada 13 Haziran gecesi teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Cebel El Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtığı ifadeleri kullanıldı. Türkiye bu saldırıların ardından gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip teröristlerin mevzilerine hava saldırısı düzenlenmesini talep etti. Rusya Savunma Bakanlığı Türk tarafının gösterdiği koordinatlara Rus uçakları tarafından 4 bombardıman düzenlendiğini, bunun sonucunda Daka, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan toplarının yok edildiğini belirtti. Ayrıca açıklamada Rusya ve Türkiye komuta merkezlerinin terörist gruplarla müdahale alanındaki yakın işbirliğinin devam edeceğine de vurgu yapıldı. Rus savunma yetkilileri Rusya'nın girişimi ve Türkiye'nin arabuluculuğunun yardımıyla İdlib'de gece yarısından tamamen ateşkes yapılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Fakat bazı terörist grupların temsilcileri bu ateşkese uymayacaklarını açıklamıştı. Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. İdlib'deki saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden F-35 ve S-400 gerilimi kabinenin de en önemli gündem maddesiydi.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 gerilimi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı, pençe harekatı, ekonomideki son gelişmeler ve İstanbul seçimi gibi önemli başlıklarla toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.15'te Beştepe'de başlayan toplantının ana başlığı ise Amerika Birleşik Devletleri ile gerilime neden olan S-400'lerin alımı ve F-35 gerilimiydi. Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektup sonrasında Ankara'nın tavrı ve bundan sonraki sürecin yol haritası kabine toplantısında belirlendi. F-35 gerilimi ve S-400'ler konusunda Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve kabineye sunum yaptı. Toplantıda Hakurk bölgesine yönelik devam eden pençe harekatı da ele alındı. Terörle mücadele ve Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktasına saldırı da masadaki konular arasındaydı. İstanbul seçimi ve sandık güvenliği konusunda alınan tedbirlerle ekonomideki son durum da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının hemen ardından kameraların karşısındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 mektubu ve İdlib'deki gözlem noktasına saldırıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda da ilgili birimlerimiz yetkilendirilmiş durumdadır. Özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu, görüşmeler devam ediyor. Gerek İdlib'de, gerek Tel Rifat'ta, gerekse Fırat'ın doğusunda bu güvenlik alanının sağlanması ve ülkemize dönük herhangi bir tehdidin ortaya çıkmaması için bundan sonra da gerekli adımlar atılmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde bildiğiniz gibi hemen güneyimizde Türkiye-Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir. Bunu Afrin'de de, bunu İdlib'de de, Fırat'ın doğusunda da kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu mektup sadece üslubu değil, muhtevası itibariyle de müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir. Biraz önce buraya gelmeden önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton'la bir telefon görüşmesi yaptım. Bu konuları da ele aldık. Cevap hazırlanırken de mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın. Umarız Amerikan yönetimi, özellikle Pentagon, bu S-400 meselesini bahane ederek burada ikili ilişkilere zarar verecek, kalıcı zarar verecek tavır ve tutumlarından bir an önce vazgeçerler. Çünkü orta uzun vadede bu sorun mutlaka aşılacaktır. Türkiye'nin hakkı olan F-35'ler ülkemize mutlaka gelecektir. Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan dün Pentagon'da yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini söylemiş. Akar da bugünü işaret etmişti. O görüşme gerçekleşti. Akar, Shanahan'a gönderdiği S-400 ve F-35 konulu mektupla ilgili tepki gösterdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerikalı muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı ilettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca iki bakanın Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini belirtmişti. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele koordinatörü Nathan Sales bu hafta Ankara'da temaslarda bulunacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sales, Ankara'ya ziyareti sırasında Türk muhataplarıyla yabancı terörist savaşçıların ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareketinin engellenmesi, PKK ile mücadele,
terör finansmanıyla mücadele, IŞİD ve El-Kaide'ye karşı küresel çabalar gibi konuları ele alacak. SEES, Mart ayı sonlarında Amerika'nın Türkiye ile IŞİD'le mücadelenin bundan sonraki aşamasında da yakın işbirliğini sürdürmeyi amaçladığını belirtmişti. IŞİD'le mücadelenin sona ermediğine dikkat çeken SEES, Suriye'de IŞİD'e yönelik askeri operasyonlar sona yaklaştıkça IŞİD bağlantılı unsurlara saldırmak için sivil araç kullanımını yoğunlaştırmak, saldırı düzenlemek amacıyla kullanılabilecekleri gelir kaynaklarını kesmek gerektiğini söylemiş, örgütün seyahat ve hareket kabiliyetini durdurmanın, sınırları güçlendirmenin önemine vurgu yapmıştı. SEES, IŞİD'i finanse edenlerin, savaşçıların ve lider kadrosunun işledikleri suçlar nedeniyle yargılanması için emniyet teşkilatı, İlatını etkili bir araç olarak kullanmalıyız. Sahada gösterilen askeri çabayı sivil çabalar ve sınır güvenliğiyle tamamlamak gerekiyor diye konuşmuştu. Bugün ayrıca kabine toplantısı öncesi Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine 10 gün kala Cumhur İttifakı zirvesi Cumhurbaşkanlığı'nın talebiyle gerçekleşti. 40 dakika süren görüşmede iki liderin İstanbul için izlenecek stratejiyi görüştüğü ve atılacak adımları ele aldığı belirtiliyor. Ele alınan konular arasında mecliste görüşülmeye devam edilen yeni askerlik düzenlemesi de vardı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Hakurk bölgesine yönelik devam eden pençe harekatı başta olmak üzere terörle mücadele operasyonlarının, Amerika Birleşik Devletleri ile süren F-35 geriliminin de gündeme geldiği belirtiliyor. Siyasetin gündemi askerlik süresini kısaltan yeni düzenleme. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ise devam ediyor. Askerlik süresini kısaltan ve bedelli askerliği sürekli hale getiren düzenlemenin ilk iki maddesi kabul edildi. İkinci maddenin kabulünün ardından Genel Kurul Salı günü görüşmelere devam etmek üzere sona erdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yeni sistem hakkında bilgilendirme için muhalefet partilerini ziyaret etti. Teklif üzerinde değişiklik olacak mı sorusuna hayır yanıtını verdi. Askerlik sistemiyle ilgili 92 yıl sonra en kapsamlı değişiklik tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanı'nın istediği kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi başta olmak üzere düzenlemeye bazı noktalardan tepkili. O eleştirileri dinlemek ve yanıt vermek için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar partileri ziyaret etti. İlk durağı ana muhalefet partisi CHP'ydi Akar'ın. Zorlarını aldı. Hayır. Hayır, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gerekli çalışmalar yapılıyor, gerekenler yapılıyor. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, şeytalelerine TOKİ'den ev alırken öncelik verilmesinin yanı sıra endişelerini de dile getirdiklerini söyledi. Konuştuğumuz temel şeyler, bir askerlik süresindeki kısaltmanın ordunun savunma gücünde yaratacağı bir tahribat var mıdır? Bununla ilgili cevapları aldık. Askerlik süresinin Cumhurbaşkanı tarafından 6 aydan daha aşağıya, yani yarıya düşürülme yetkisinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik. 45. maddede Genelkurmay Başkanı'nın teklifinin olmasının muhakkak önemli olduğunu kendilerine ilettik. Akar, AK Partili milletvekilleri Şirin Ünal ve Mehmet Muş'la birlikte daha sonra MHP grubunu ziyaret etti. Bizim gruplarımızın sorularını cevaplandırıyoruz. Onlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onların sorularını dinliyoruz, görüşlerini dinliyoruz. Ve dolayısıyla bu yasanın mükemmel bir şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu asker alma kanunu tamamen destekliyoruz. Milli Savunma Bakanı'nın son durağı İYİ Parti grubu oldu. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar sınır hattına ulaştı. Çeşitli kentlerden gönderilen birliklerin bulunduğu konvoy yoğun güvenlik önlemleri altında Kırıkhan'dan geçti. Konvoyda zırhlı personel taşıyıcı araçların olduğu görüldü. 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı araç Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Zeytindalı sınır kapısının bulunduğu bölgeye doğru gitti.
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik başlatılan pençe harekatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi. 27 Mayıs'tan bu yana devam eden pençe harekatı kapsamında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tespit edilen çok sayıda sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları hava harekatlarıyla imha edildi. İç güvenlik operasyonları ise aralıksız sürüyor. Mardin, Bingöl ve Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl Adaklı ilçesi kırsalında 2 terörist, Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında da 2 olmak üzere toplam 6 teröristin il jandarma komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonlar sürüyor. Diyarbakır'da anahtar sistemli, uzaktan kumandalı, el yapımı özel bir cihazla hazırlanmış 50 kilogram patlayıcı bulundu. Jandarma ekipleri Lice ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık alanda operasyon düzenledi. Birlik köyü sınırları içinde toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı bulundu. Yapılan incelemede birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon ve 1 adet 12 kiloluk tüp içerisinde yaklaşık 50 kilogram patlayıcı tespit edildi. Bombanın anahtar sisteminin uzaktan kumandalı el yapımı özel cihazla bağlantılandığı belirlendi. Bomba imha edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 31 Mart seçiminde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan İstanbul İlçe Seçim Kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kanuna aykırı sandık görevlendirmeleri nedeniyle iptal etmişti. YSK, hakim olan ilçe seçim kurulu başkanlarıyla diğer seçim kurulu üyelerinin kanuna aykırı görevlendirilmeleri iştirak halinde yaptıklarını belirterek Hakimler ve Savcılar Kurulu'na suç duyurusu yapmıştı. YSK'nın suç duyurusu üzerine HSK 1. Dairesi İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan hakimler hakkında inceleme başlattı. Hakimler hakkındaki iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sancaktepe'de konuşan Yıldırım, sadece AK Parti'nin değil, seçime giren tüm partilerin halen tatilde olan İstanbulluları bulundukları yerlerden 23 Haziran'da kente getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Yıldırım, yarından itibaren İstanbul'a gelecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ise ortak bir programı olmadığını belirtti. Sosyal medyadan, basın yayın kuruluşlarından, dış cephe reklamlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Bu vesileyle memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul'a gelip 23'ünde bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmaları için partilerin, teşkilatlarının gerekli desteği vermesi zaten rutin bir uygulamadır. Bu seçimde de devam ediyor. Efendim, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a geliyor programları için. Evet. Ortak bir programınız olacak mı? Şu anda böyle bir planlamamız yok. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanyayı yürüteceğini zaten duyurmuştu. Mitili atıyoruz İstanbul'a diye. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel gelişim çözümleri başlıklı basın toplantısında İstanbul'a dair planlarını anlattı. İmamoğlu, tek gündeminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak olduğunu söyledi. Yani bizi aldın, nerelere götürdün üstad, ne diyeyim yani. Birincisi, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adayım.
keyifle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak istiyorum. Size seçildikten sonra bir yabancı gazeteci ya da siz fark etmiyor soru sorsa ısrarla ne dersiniz? Ya ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Görevimi yapmak istiyorum. Çok ama diye sorduğunda ne diyeceksiniz? Her zaman milletçe güzeldir tarif. Allah bilir. Ona da God knows demiştim. Size de Allah bilir diyebilirim ancak. Onun dışında hiçbir gündemimiz yok. Artık vatandaşlarımızın yarınlara umutla, güvenle bakması, önünü görmesi gerekiyor. Sorunlara gerçek çözümler üretmenin, İstanbul'un önünü açmanın çoktan vakti gelmiştir. Size söz veriyorum. Bütün İstanbullulara söz veriyorum. 5 yıl içinde İstanbul'u içerisinde herkesin yaşamaktan mutlu olacağı, çocuklarına, torunlarına güvenle emanet edeceği bir kent haline getireceğiz. İstanbul'u böyle bir kent haline getireceğiz. Birlikte başaracağız. İktidarın İstanbul'un rantını elinden kaçırmamanın peşinde olduğunu savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak çok tartışılacak bir iddiayı da gündeme getirdi. Öztrak bazı illerin valilerinin muhtarlardan İstanbul'daki hemşeri derneklerinin üyelerine telefonla ulaşarak hangi partiye oy verecekleri konusunda baskı yaptığını söyledi. İktidar işi gücü bırakmış İstanbul'un rantını elinden kaçırmamanın peşinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik tartışılacak bir iddiada bulundu. Bazı illerin valileri muhtarları arayıp İstanbul'daki hemşeri derneklerinin adreslerini, telefon numaralarını, yöneticilerin isimlerini bize verin diyorlar. Onlara baskı yapın diyorlar. Milletimiz 23 Haziran'da verdiği mesajı almamakta direnen Saray Sosyetesi'ne kendisine gelmesi için kuvvetli bir şamar atmaya hazırlanıyor. Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında iktidara ekonomi uyarısı yaptı. Ekonomiyi bu hale küresel güçler falan getirmedi. Ekonomiyi bu hale getiren yatırım ve üretim yerine ithalatı, kazanç yerine borcu şişiren, sıcak paraya yaslanan AK Parti iktidarıdır. Böyle iktidar varken bu memleketin dış düşmana da zaten ihtiyacı yoktur diyor. Kuru gürültü yapmayı bırakın. Size geçtiğimiz Ağustos ayında önerdiğimiz güveni arttıracak reçeteye bu defa bir alın, bir göz atın. Ülkemizin, milletimizin gerçek gündemi ocaktaki boş tenceredir. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'u kaybetmedik sözlerine de yanıt verdim. Efendim, kaybetmedik, ilçeleri biz aldık, onlar aldı. Seçmen iradesini açıkça ortaya koymuştur. Demiştir ki, büyükşehir belediye başkanlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Bu durumda ilçe belediyelerini almış olan diğer partilerin söyleyecekleri bir tek şey vardır. Birlikte çalışacağız ama öyle olmuyor. İlçe belediye başkanları adına saray konuşuyor. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Zararları ne olur? Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarlarında değişiklik yapıldı. Kredi kartının limitine bakılmaksızın dönem borcunun %30'u asgari ödeme tutarı olarak belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun değişiklik yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre daha önce kredi kartının limitine göre belirlenen asgari ödeme tutarı tüm limitler için aynı olacak. Asgari ödeme tutarı dönem borcunun %30'undan az olamayacak. Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise ilk bir yıl boyunca asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ından az olamayacak. Eski uygulamada limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %30'u kadar belirleniyordu. Limiti 15 bin ile 20 bin lira arasında olan kartlarda ise %35 olan asgari ödeme tutarı 20 bin lira üstü limitli kartlarda %40 olarak uygulanıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı taksit sayılarını da artırdı. Mobilyadan ulaşıma, konaklamadan elektronik eşyaya birçok ürün alımında taksit sayısı arttı.
Mobilya alımında taksit sayısı 12 aydan 18 aya, hava yolu ve konaklamaya yönelik harcamalarda ise taksit sayısı 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Elektronik eşya alımında taksit sayısı 3 aydan 6 aya, fiyatı 3500 liraya kadar olan televizyon alımlarında ise taksit sayısı 9 aydan 12 aya yükseltildi. Elektrikli eşya alımlarında taksit sayısı ise 12 aydan 18 aya çıkarıldı. İmar barışında başvuru süresi 2 gün sonra sona erecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başvuru süresinin uzatılmayacağını söyledi. Son başvuru tarihimiz 2 gün sonra, yani 15 Haziran 2019 tarihinde imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil ve bugüne kadar bu başvuruları yapan sayısı, vatandaşımızın sayısı da yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız da bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandılar. Ve en fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul'umuz 1 milyon 747 bin başvuruyla, İzmir'imiz 811 bin 452 başvuruyla, Ankara'mız da 469 bin başvuruyla 3. sırada yer alıyor. Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süremiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu süreçten vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde faydalandığını görüyoruz. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira. Kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi, tespit ettiğimiz kaçak yapıların da yıkımını yapacağımızı da buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Üniversiteye giriş sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Sınavda bu yıl 2 milyon 528 bin 110 aday üniversite öğrencisi olmak için yarışacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sınavın güvenliği için alınan önlemleri açıkladı. ÖSYM Başkanı bu yıl 5 milyon sınav kitapçığı basıldığını, bunların dağıtımı için 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacağını söyledi. Sınavlarda 692.978 kişi görev alacak. ÖSYM Başkanı sınavın güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için tüm önlemler alındı. Sınav koordinatörlerimiz hazırlıklarını tamamladı dedi. Aygün sınav güvenliği için İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalıştıklarını da belirtti. Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Hastanenin teras katındaki klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada gerçekleştiği belirtilen patlamada hastane personeli 30 yaşındaki Arif Dal hayatını kaybetti. Klima servisi çalışanı Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ile Gürkan Çetin yaralandı. Hayatını kaybeden Arif Dal'ın 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Aynı hastanede tedaviye alınan yaralıların ise sağlık durumları iyi. İstanbul Esenyurt'ta kötü kokular yayılan dairede kadın cesedi bulundu. Kocası tarafından öldürülüp yatak odasına kapatılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Elif Özden Uzun ve marangoz eşi Erhan Uzun bir süredir geçimsizlik yaşıyordu. Mesai arkadaşı bir süredir işe gelmemesi üzerine sabah saatlerinde kadının evine gitti. Kapıyı Uzun'un 8 yaşındaki kızı açtı. Küçük kızın davranışlarından şüphelenen adam Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri yatak odasında vücudunda kesiler ve kan izleri bulunan ve elleri bağlı olan kadının cesediyle karşılaştı. Küçük kızın polislere babasının kendisine "annen hasta, odaya girme, sana da bulaşır" dediği öğrenildi. Polis cinayetin ardından kaçan katil zanlısı kocayı arıyor. İstanbul Büyükçekmece'de bir kişinin sınava giren torunu için tekel bayisinden aldığı su şişesinden alkol çıktı. 8 yaşındaki küçük kız sınav öncesi su yerine alkol içti.
Çok korktum, öleceğimi sandım. Girdiği sınav öncesi su içmek istedi. Şişeden su yerine alkol çıktı. Akıl almaz olay İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Üstün zekalı öğrencilerin girdiği sınava kabul edilen 8 yaşındaki Masal Aksoy, dedesiyle birlikte sınav merkezine gitti. Dedesi sınavda susar diye torununa bir tekel bayiden pet şişede su aldı. Tekel bayinden bir tane su aldım, 0,5'lik su aldım. Sonra sınava götürdüm. Sınava girerken suyu yanına verdim. 2 dakika sonra öğretmeniyle birlikte geri çıktılar. Suyu içtikten sonra kusarak, tükürerek böyle bir şey kıpkırmızı bir şekilde çıktı. Ağlıyordu tabii. O arada hoca dedi, ne verdin? Hocam dedim, su. Ne verebilirim dedim yani torunuma. Bakar mısın dedi. Baktım, anason kokuyor. Ben maddi manevi her iki firmayla da, tekel bayiyle de, su firmasıyla da davacıyım. Küçük çocuğun su diye içtiği şişeden alkol çıktı. Fazla içmedim, kolonya sandım. Gittim dedeme. Öğretmen, çocuğu ne içirdiniz dedi. Suyun alındığı tekel bayinin sahibi arkadaş kurbanı olduğunu söyledi. Yan taraftaki garson arkadaş el yapımı alkol almış. Evet. Aynı sular, şu sütlerin kafağı güzel kapalı bir şekilde bana getirmiş, patronundan kaçırmak amacıyla. Ben de anlamadım. Aldım, tezgah açtım. Ondan sonra müşterinin birine o ürünlerden bir tanesi sattık. Yeni bir gelişmeyi paylaşarak devam ediyoruz haber bültenimize. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir davada daha karar çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 9 sanık 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Ve sıradaki haberimiz, cüzdan, anahtarlık, şemsiye, telefon. Bu kez otobüste unutulan bir çocuk oldu. Kocaeli'de belediye otobüsünde unutulan 5 yaşındaki küçük çocuk 3 saat sonra ailesine teslim edildi. Otobüs şoförünün korkmaması için çocukla otobüs içinde oyunlar oynaması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Baba. 5 yaşındaki çocuk otobüste unutuldu. Şoför ailesinin unuttuğu çocuğu sakinleştirmek için elinden geleni yaptı. Olayın adresi Kocaeli. Sürücü İsa Yıldırım, Dudu Ev Parkı'ndan Çayırova istikametine doğru seferine çıktı. Yeni Mahalle durağında yolcuların çoğu araçtan indi. Otobüs seferine devam etti. Arkadan gelen sesler üzerine dikiz aynasından bakan şoför, otobüsteki küçük çocuğu fark etti. Yolculardan çocuğun araçta unutulduğunu öğrenen Yıldırım, önce çocuğun ismini öğrendi, sonra da polisi aradı. 155 ile irtibata girdi bizim Gebze Garaj Amirliğimiz. Çocuğun ailesinin telefonunu bana verdiler. Bu şekilde çocuğun babasına ben anında ulaştım. Baba çok panikliydi ilk önce. İlk konuştuğumuzda aşırı derecede bir panik vardı. Ve kendisinin sakin olmasını, çocuğunun emin ellerde olduğunu ve istediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğini, hatta hiç çocuk güle oynaya hiç yabancılık çekmedi ve ağlamadığını da söyledim. Anne ve babasının beklediği durağa kadar minik Abdullah'ı şoför kabinine alan sürücü çocuğu ailesine sağ salim teslim etti. Bay bay yapayım babayı. Hemen devam edin. Abi çok Büyükşehir Belediye otobüsünde çalışan şoför abimiz bana beni aradı ve dedi ki Abdullah adında bir çocuğun belediye otobüsünde unutulduğunu söyledi bana. Ve dedim ki bu benim çocuğumdur. Çok emin ellerde olduğunu ve yani emniyette olduğunu bana dedi. O zaman ben kalbim ve nefsimden rahatladım ve çok teşekkür ettim ona. Bursa'nın Kestel ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için madalya töreni vardı. Törende gazilere madalyalarını Vali Yakup Canbolat takdim etti. Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için madalya töreni vardı. Kıbrıs gazimiz merhum Kaya... Kestel Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat da katıldı. Bu zafer 34 bin
696 askerimizin sayesinde gerçekleştirilmiş ve başarılmıştır. Kuzey Kıbrıs semalarında bayraklarımız hala dalgalanıyorsa, şehitlerimizin ve siz gazilerimizin sayesinde olmuştur. Valican Bulat, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk milletinin barıştan yana olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. İsteseydik bu harekatın adına savaş diyebilirdik ama biz millet olarak savaşın değil, her zaman barışın, dostluğun ve huzurun yanında olduk. Törende hayatta olan gazilere ve hayatını kaybeden gazilerin yakınlarına madalyalarını da Vali Can Bolat takdim etti. Bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan gençlere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım jesti geldi. Sınav giriş belgelerini gösteren tüm öğrenciler cumartesi ve pazar günü toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Üniversite sınavına girecek olan kardeşlerimizde ve onların ailelerinde çok büyük bir heyecan olduğunu biliyorum. Öncelikle tüm gençlerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hafta sonu üniversite sınavına girecek adaylara Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım desteği geldi. Adaylar 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü Bursaray, tramvay hatları, belediye ve özel halk otobüslerini ücretsiz kullanabilecek. Cumartesi günü 15 Haziran saat 08 ile 15 arası, pazar günü 16 Haziran ise 08 ile 20 arası sınav giriş kartını göstermek kaydıyla tüm toplu taşıma araçlarında, raylı sistemlerde, ilçelerde dahil olmak üzere ücretsiz bir şekilde seyahat edebileceklerini ben buradan bir kez daha müjdelemek istiyorum. Sınav giriş belgesini gösteren öğrenciler turnike ve validatörlere kart ve bilet okutmadan biniş yapacak. Bir biniş belgesinden sadece bir kişi yararlanabilecek. Bursa'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden önemli bir ihracat hamlesi geldi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan ve tanesi 100 bin doları bulan uçak deney setlerinin prototipini üreten okul, ihracat için Pakistan'la masaya oturdu. Yakıt sistemlerinden oksijen sistemlerine, uçak deney setlerinin yerlisini yaptılar, ihracat için Pakistan'la görüşüyorlar. Ülkemizde uçak bakım alanı olan farklı illerde yaklaşık 12 tane okulumuz var. Ve bu okulların tamamı aslında bu malzemeyi yüksek rakamlarla birlikte ağırlık Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa'nın değişik yerlerinden alma yoluna gittik. Fakat biz bu malzemeyi aldıktan sonra gördük ki yani yapılamayacak bir şey değil. Bursa'da eğitim öğretime devam eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ithal fiyatı 100 bin dolardan başlayan uçak deney setlerinin prototipini üretmeyi başararak ihracat için Pakistan'daki okullarla masaya oturdu. Pakistan'daki bir uçak okuluna, sivil havacılık okuluna buradaki malzemelerden 20 tane seti toparlamak, monte etmek üzere çalışmasını başlattık. Toplamda biz 15'e yakın set yapacağız. Her bir setin ekonomik değerini söylersek, mesela motorlarımız 30 bin dolar, setlerimiz en az 100 bin dolardan başlıyor. Okul, ihracat hamlesiyle ekonomiye önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor. Bizim için ilk deneyim belki ama çok daha düşük maliyetlerde, yani ülkemizin öz kaynakları kullanmak suretiyle çok verimli bir çalışma olacağı kanaatindeyiz. Şimdi bu çalışmayla beraber hem döner sermaye çalışması olacak, hem paramız ülkemize kalacak. Bursa'da acil hastası olduğu için kırmızı ışıkta geçen ambulansla motosiklet çarpıştı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. Kaza Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Selçuk Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre acil hasta taşıyan ambulans hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkta geçti. Ambulansı fark etmeyen ve kendisi için yeşil ışık yanan motosikletli Coşkun Kanmaz kırmızı ışıkta geçen ambulansa çarptı. Motosiklet sürücüsü Kan ile aynı motosiklette bulunan Emirhan Öztürk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralılara ilk müdahaleyi kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı. Başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bursa'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi. Yalova-Bursa karayolunda iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücülerinin kontrolünden çıkan iki tır bariyerlere çarptı. Bir kişi yaralandı.
Kaza Yalova-Bursa Karayolu süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Mehmet Küllük idaresindeki tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Küllüğün hemen arkasından gelen Erdal Uyanık yönetimindeki bir başka tır da kaza yapan tıra çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Mehmet Küllük yaralanırken bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Küllük sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaz aylarının ferahlatan meyveleri, karpuzdan çileğe, kayısıdan kiraza yaz geldi. Pazarlardaki meyve tezgahları da işte onlarla şenlendi. Fiyatlar ise kimine göre makul, kimine göre cep yakıyor. Yaz geldi, bahar geldi, çarşıya kiraz geldi. Kiraz var, erik var, çilek var. Hangisini daha çok seviyorsun? Çilek. Kiraz, çilek ve eriği çok seviyorum. Tezgahlar rengarenk. Nasıl hissettiriyor size? Harika. Yaz geldi, tezgahlar şenlendi. En çok kiraz seviyorum. Çok güzel. Capcanlı renkler, yaz geldi. Harika. Pazarımız şenlendi. Rengarenk meyvelerimiz var. Reçellik çileğimiz var. Kayısımız var, çok güzel. Eriğimiz yeşil, dağdan geliyor. Kütür kütür erik. Tam dut zamanı. Kiraz, çilek, erik, kayısı. Yaz geldi, yaz meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Peki hangi meyve kaç lira? Napolyon kiraz çok güzel, 8 lira. Erik 10 lira. Kayısı 12 lira. Reçellik çilek 7 lira. Şöyle gördüğünüz bak, İnegöl çileği var. Çok güzel bir çilektir bu da. 10 lira kilosu. Dut 10 lira. Fiyatlarımız gayet makul. Karpuz şu an 2,5-3 lira civarı satılıyor. Şeftali 8-10 lira civarı. Bayram öncesi hepsi yüksekti. Kavun 8 liraydı, karpuz 5 lira 6 liraydı, İran'dan geliyordu. Şu an Adana başladı, artık normal. Rengarenk tezgahlar ilgi çekiyor. Buraya hayran kaldık her şeye. Biz buradan eşimden beraber geldik. Yani kirazı çok sevdik, kiraz alıyoruz. Çilek alıyoruz. İşte şeftali alacağız. Bu güzelliği görünce hayran olduk. En çok sevdiğimiz meyveler kiraz, erik ve çilek. Fiyatlarsa kimine göre pahalı, kimine göre makul. Çok güzel, harika. Yeter ki alım gücü olsun insanların. Fiyatlar nasıl, uygun mu size? Yani pahalı genel anlamda. Pahalı. 58. Uluslararası Bursa Festivali Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konserle başladı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve ünlü sanatçı Demir Demirkan'ın aynı sahneyi paylaştığı konser müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu festival birliğin ve beraberliğin sembolüdür. Bu festival bütün dünyaya barışa aykırıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yolculuğu Bursa'da başladı. Uluslararası Bursa Festivali 58. kez kapılarını sanatseverlere açtı. Bursa tabii çok renkli bir şehir. Çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, harmanlandığı bir şehir. Beraberinde Bursa organize sanayileri marifetiyle, ihracatın marifetiyle de bütün dünyaya açılan bir şehir. Dolayısıyla da Bursa bu festivalde farklı yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayarak bu özelliğini aslında bütün dünyaya ısrarlı bir şekilde her yıl vurguluyor. Bursa birçok sanatçı yetiştirdi. Kültürümüzün kuşaklar boyunca aktarımı için yaratıcılık, hayal gücü ve farklı bakış açılarıyla yeni ufuklar açtı. Festivale gelen çocuklardan bazıları günümüzün sanatçıları oldular. 4 Temmuz'a kadar birbirinden değerli yerli ve yabancı isimleri ağırlayacak festivalin ilk gününde ünlü sanatçı Demir Demirkan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'na akın eden binlerce müziksever unutulmaz bir gece yaşadı. Gecede festivale katkıda bulunan isimlere plaket verildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Amerika'nın bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı. Trump, Polonya'nın Amerika'dan 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Anlaşmalara NATO'dan da destek açıklamaları gecikmedi. Uçaklar Beyaz Saray semalarında uçtu, anlaşmalar imzalandı.
Amerikan Başkanı Donald Trump'la Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı. Toplantıdan kısa süre önce aynı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da Trump, bu ülkeye geçici olarak 1000 civarında asker göndereceklerini belirtti. Trump ayrıca Polonya'nın ABD'den 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bu arada bir adet F-35'in Beyaz Saray üzerinde alçak uçuş yaptığı gösteriyi iki lider eşleriyle birlikte izledi. Söz konusu yeni anlaşmalarla iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli şekilde artacağını kaydeden Trump, NATO şemsiyesi altında güçlü bir Polonya'nın ittifakın geleceği için değerli olduğunu vurguladı. Öte yandan Duda'nın Rusya'yı dost mu, düşman mı olarak görüyorsunuz şeklindeki bir soruyu geçiştirmesi üzerine Trump, umarım Polonya'nın Rusya ile harika ilişkileri olur, umarım bizim de Rusya ile iyi ilişkilerimiz olur değerlendirmesini yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini artırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır açıklamasında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçim kampanyası öncesi verdiği çok konuşulan bir röportajla devam ediyoruz şimdi bültene. Trump, yabancı bir ülke dahil her kaynaktan rakip başkan adayı hakkında itibarsızlaştırıcı bilgiyi kabul edebileceğini söyledi o röportajda. Oval Ofis'te ABC televizyonuna konuşan Trump, bunun seçimlere dış müdahale sayılmayacağını da savundu. Let's put yourself in a position, you're a congressman. Somebody comes up and says, hey, I have information on your opponent. Do you call the FBI? This is somebody that said, we have information on your opponent. Oh, let me call the FBI. Give me a break. Life doesn't work that way. The FBI director says that's what should happen. The FBI director is wrong. Your campaign this time around, if foreigners, if Russia, if China, if someone else offers you information on an opponent, should they accept it or should they call the FBI? I think maybe you do both. I think you might want to listen. There's nothing wrong with listening. If somebody called from a country, Norway, we have information on your opponent. Oh, I think I'd want to hear it. You want that kind of interference in our elections? It's not an interference. They have information. I think I'd take it. If I thought there was something wrong, I'd go maybe to the FBI. If I thought there was something wrong. Uzay çalışmalarına hız veren girişimciler adeta birbiriyle yarışıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Kanada'ya ait 3 radar uydusunu yörüngesine gönderdi. Amerikalı roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı. Kanada Uzay Ajansı'nın RadarSat uyduları, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri üstünden yörüngeye gönderildi. RadarSat uyduları olumsuz hava koşullarında bile dünya yüzeyinden sinyalleri görüntüler oluşturmak için alabilecek. Görüntüler ulusal savunma, ekolojik ve afet izleme ve deniz gözetimi dahil olmak üzere bir dizi uygulamayı destekleyecek. Uydular ayrıca Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı'nın ilgilendiği alanlarda gemileri takip etmek, gemi navigasyonunu desteklemek, Kanada'nın kıyı bölgelerinde, ormanlarda ve sulak alanlardaki değişiklikleri izlemek ve yardım için veri toplamak amacıyla kullanılacak. Uydular afetlerde ve küresel ısınma verilerini analizde de kullanılmaya programlanırken, Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu bölgelerinin de deniz buzunu haritalayacak. Bu haberimizle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmak dileğiyle.